Şimdi insanın kendini bu değersiz hissetmesi meselesine gelince e, aslında insana başlı başına değeri veren Allah, Allah, Allah'ın kendisi. Yani bizi yaratması ve bizi insan olarak yaratması zaten bize değer verdiğini gösteriyor. Evet. Bir kere kendinden haberdar ediyor, bu çok anlamlı ve değerli bir şey. E, vahine muhatap ediyor, peygamberler gönderip onları örnek almamızı istiyor, bize yol gösteriyor, karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için. Hakla batılı birbirine ayırmak için, evet. iyi ve kötü arasında keskin, net bir ayrım yapabilmek için. Ee, din dolayısıyla insana değer katıyor aslında. Yani din insana şunu söylüyor, Rabbin seni yarattı ama seni kendi haline bırakmadı. Rabbin seni yarattı ama başıboş değilsin. Bak Rabbin sana sahip çıkıyor. Nasıl sahip çıkıyor? İşte ilahi mesajlarınla sana sahip çıkıyor. Bu ona değer verdiğini gösteriyor. Ya yani Mesela doğada birçok canlı var ve biyolojik genetik açıdan onlarla ortak bir paydayı paylaşıyoruz. Yani çok bir farkımız yok o açıdan ama... Şimdi insanı burada değerli kılan nedir? Doğadaki diğer canlılardan. işte Allah'a ve Allah'ın bu vahyine muhatap kılınması, irade sahibi olması, akıl sahibi olması, sorumluluk sahibi olması. Yani hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, biz emaneti dağlara verdik de onlar yüklenmekten kaçındılar. Yani insan bunu yüklendi. Evet. Allah bunu insana yüklüyor. Yani demek ki Allah insana güveniyor. Ve Allah insanın kendisini gerçekleştirmesini ve ortaya koymasını bekliyor insandan. İnsanın sınavı imtihanı da zaten burada aslında. Sınavı imtihanı sırrı da burada. Hı, hı. Tabii hatalarımızı mesela affedeceğini söylüyor Allah. Bunu haber veriyor. Affetmeyi çok sevdiğini söylüyor. Yani tövbe edenleri sevdiğini söylüyor. E şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman ya bir insanın kendisini değersiz görmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Çünkü He. Rabbi var. Yani başka insanlar sizi kınayabilir. az önce konuştuk. Sizi değersiz görebilir, önemsiz görebilir. Ee, sizin tevazunuzu yanlış algılayıp yanlış anlayıp böyle size önem vermeyebilir. Hiç mühim <laughs> değil bunlar. Ya çünkü önemli olan Allah katındaki değer. Allah'ın sizi nasıl gördüğü. Şöyle düşün mesela yeryüzündeki insanların tamamı da sizden memnun. Yere göğe sığdıramıyorlar sizi yani. Öyle el üstünde başında taşıyorlar ki ama Allah katında bir değeriniz yok. Neye yarar? Yani ölüp gittikten sonra zaten o insanların size faydası olmayacak. Evet. Tam tersini düşünelim. Yani insanlar sizi kınıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, eleştiriyorlar. Ama Allah katında bir değeriniz var. E şimdi bunlar da hangisi? İnsan hem bu dünyası hem ahireti için. Yani siz bilirsiniz ki eğer ya ben Rabbimin benim için belirlemiş olduğu, Kur'an'la birlikte çerçevesini çizmiş olduğu bu hak yolda olmaya bir adayım. Eksikliklerimle, noksanlıklarımla ama en azından tarafım belli. Evet. Rabbimin safındayım yani Allah'ın taraftarıyım deyip de dost doğru yolda kalmaya çaba gösteriyorsa, azim gösteriyorsa bu Allah'ın insana verdiği değerden kaynaklı bir şey.